Ve sevgili seyirciler, TV8 ekranlarında şampiyonun hikayesine hoş geldiniz diyorum. Karşımda bu sezonun All-Star şampiyonu Ogeday var. Ogeday öncelikle seni tebrik ederim. Mükemmel bir sezon geçirdin. Ee, son iki günümüz yarı final ve final. Biraz senin için uzun bir yol oldu şampiyonluk belki ama mükemmel oldu diyorum. Kendi ilk önce nasıl hissediyorsun? Çok merak ediyorum. Kendimi garip bir şekilde... Ee... Final gecesinde o kadar oyuna çıktım hı hı. ve o kadar oyuna çıktıktan sonra arkadaşlarımızla sonra normal e, bir kafede oturduk hı hı. ve normal muhabbet, sohbet, hani anılar, ben yokken neler oldu, ben neler yaptım onları konuştuk. Eve dört buçukta gittim. Oh. Uyuyamadım. Sonra dedim hani araba sürmeyi de özledim. Kız arkadaşımla arabaya bindik altıda. Hiç uyumadım. Böyle güzel bir gün doğumunda, güzel bir müzikle. Araba sürdük. Mükemmel. Sonrasında böyle dedim ki herhalde akşama işte çekim var. Hani bu yorgunlukla falan. O kadar şu an böyle hala e, kazandığım için mutluluktan adrenalin salgılıyorum ki. Duğru. Hani deselerken hani akşam iletişim ödülü var. Oyunu var. Gidelim oynayalım. Son oyun tekrarmış yani. bu arada ayağının önünde. Öyle mi? Hemen evet. gidelim falan. <gülüyor> <gülüyor> yani çok mutluyum. İnanılmazdı gerçekten. Çok zor bir seneyi e, geride bıraktık. Sen de şahit oldun. İki kere düşüşlerim oldu. E, mental anlamda. Ama yani bir şekilde yani sizlerin de sayesinde üstesinden geldim ve e, en son hatırladığım sahne kupa ellerimin arasında ve sonuna kadar yukarı kaldırmıştım İnanılmaz bir anda benim için çok heyecanlıydım ama kupayı kaldırırken çok heyecanlıydım o ana kadar e, oyun esnasında stresim heyecanım yoktu sadece kazanma odaklıydım mükemmel bir finaldi yani özellikle Ambiyans izleyicilerimize de bir kere daha çok teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle. Ee, zaten biz aslında yarı finalde şunu söylemiştik. Ki, yarı finalin özelliği sizin aileleriniz ve sevenleriniz yakın çevrenizden oluşacaktı. Ama dedik ki finalde burası tıklım tıklım dolacak. olacak. Sonrasında zaten e, finalde inanılmaz bir kalabalığa karşı mücadele ettiniz. E, şampiyon olmak kolay olmadı ve şampiyonun hikayesinde tabii ki sevgili seyirciler Ogeday'ın önümde bakıyorum. Çok güzel görüntüleri var. Ogeday nasıl şampiyon oldu? Şampiyonun hikayesi nasıl oldu? İstersen Ogeday ufak ufak buraya doğru geçelim. Sonrasında zaten üstüne konuşacağımız tabii. çok konu var. Böyle artık istiyorum ki bu sezonun yorgunluğunu kupanın keyfiyle beraber arkana yaslan ve Ogeday yani şampiyon bakalım nasıl olunmuş. İlk olarak senin 2017'deki Allah Allah. şampiyonluğuna başlayalım ve All-Star şampiyonluğuna kadar olan hikayeni izleyelim. İzleyelim. 2017. İnanılmaz. Yani inanılmaz. Kaç sene önce? 7 sene önce. 7 sene önce. Duygulandım. Kendimi buradan duygulandım. bakıp izleyince şey geliyor mu? O Geday. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada küçüksün. Evet. Yani bayağı bariz bir şekilde küçük bir Ogeday evet. ve aradan 7 yıl geçiyor. Hem o kupayı alıyorsun, hedefini belirliyorsun. Ve Survivor'da şu anda e, Turabi ile birlikte birinciliği paylaşıyorsunuz çünkü ikişer kupanız var. Evet. Bunların bir tanesi de All Star kupası. Vay 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 diyorum ya gerçekten. Yani şimdi 2017 yılına baktığımda dediğim gibi hem bayağı küçük duruyorum. Hem de aslında benim için orada hikaye şurada başladı. Baş, başındayken şöyle bir seremonide konuşma yapıyorum. Bundan sonra gaza açıyorum. Bundan sonra farklı yarışacağım diyorum. Çünkü benim 2017'de gelirken e, kronik bir bel sakatlığım vardı ve yani en ufak şeyde eğilmem, kalkmam bunların hepsine tutulmaya çok müsait. Hani vücuduma o sinyal geliyordu. Her seferinde şey oldum yani parkurlara çıkarken yani bu engelden geçeceğim, atlayacağım, belim tutulacak falan. Şimdi baktım aç kalıyoruz, iletişim yok, hiç kazanamıyoruz. Yani bir yerde bir bir şey yapmam, vitesi açmam lazım. Dedim ki abi tutulursa tutulsun. Bırak akışına bıraktım. Bir bıraktım akışına. Hiç tutulmadı şükür. Ee, ve oradan gazı açacağım dedim. Harbiden gazı açtım. Şansa tabii yüzüme güldü. Allah da yardım etti. Oradan bir yürüdüm. Abi böyle her sayı aldıkça özgüvenim artıyor. Her sayı aldıkça özgüvenim artıyor. Tabii ki de yani ne olursa olsun bu sene ve 2017'de de öyle bir platform ki ne olacağını hiç bilemiyorsun. Bir anda ayağın kayar, bir şey olur, bir şey söylersin, o an eğlenirsin. Yani hiç böyle yani her katıldığım senede evet şampiyon olmayı istiyorum ama hiçbir zaman büyük konuşmam. Hı hı. Orada da 2017'de de söylemişim basamak basamak çıkacağım dedim. Aynı şekilde bu sene de öyle oldu. ve Basamak basamak çıktım. Sonucunda da iki kere kupa kaldırdım. Ve benim için gerçekten 2017 SMS ayrı bir duygu. 2024 performans senesi ve ilk performans senesinde kaldırdım kupa. Bence yani bunun ilkinde... Bu kupayı kaldırmak ayrı bir e, güzellikti benim için. Çok mutluyum. Çok da hala içim kıpır kıpır. Yani o kadar 5,5-6 ay her gün yarışma, her gün seremoni, her gün ödül Çok kazan doyum. kaybet. Şimdi bugün zaten uyumadım da şimdi uyuduğumda yarın uyandığımda şey diyeceğim yani bugün... ...ödül ne çekiyoruz, ne yapıyoruz... ...yani hep bunları düşünüyormuşum gibi hissediyorum... ...araba kullandım, çok garip geldi... ...müzik dinliyorum, artık böyle... ...hani bir şeylere... ...uzanırken, şey yaparken tedirgin değilim... ...dolabı açıyorum, bakıyorum ne var... tokum, <laughs> kapatıyorum... ...açım, yiyorum, Hani çok basitleşti hayat bir anda... <laughs> Doğru, o kadar haklısın ki... ...yani... ...senin söylediğine şöyle katılıyorum... ...öyle yoğun bir programımız var ki... ...zaten boşuna dünyanın en zor yarışması demiyoruz insan adrenalin salgılamaya hala devam ediyor. Ben bile bugün yani toplasan dün gece zaten yayınımız bittikten sonra e, o bir de oyunlar oynandı. Çok uzun. E, oyunlar geride kaldı. Bir gün önce de yarı final. E, biz ondan bir gün önce zaten oyunları çekip apar topar İstanbul'a yetiştik. E, aynı uçakta geldik. Evet. E, indik vedalaştık. Sette buluştuk yani. Sağda buluştuk. Aynen. E, sonrasında insan bugün bile uyandığında diyor ki acaba bugün hani bir oyun çekeceğiz herhalde gibi oluyor. Ee, ama o tamamıyla temponun yoğunluğundan şimdi esas senin altını çizdiğim bir konu var. Performans senesi. Yani bence Survivor'da bir milat. Kesinlikle. SMS evet bambaşka bir yerdeydi. Ancak Survivor'ın artan performanslarla birlikte yarışmacı kapasitelerinin artık daha da üst nokta üst seviyeye gelmesiyle birlikte Survivor benim gözümde artık bir lige dönüştü. Kesinlikle. Nasıl futbolu izliyoruz? Desteklediğimiz takımlar var. Bence Survivor tamamıyla kendine ait bir branşa dönüştü. Ve bu sene performansı iyi olan kazanacaktı. Sen başladığın günden, kupayı aldığın güne kadar, evet belki İstanbul'u önceden garantileyemedin ama her aşamayı dolu dolu yaşayıp performansında o kupayı kaldırdın. İstersen gel bu senenin performansını bir kere daha, o kupaya uzanan performansını birlikte izleyelim. Bakalım, merak ediyorum. Çok güzel. Yani tüylerim diken diken oldu. En son kardeşim Furkan'la da beni kürek çekerken koymuşsunuz. Onu acilen kürek çekmeyi öğretmem lazım. Ben onun sevincini öğrendim. O benim sevincimi daha tam öğrenememiş. O da büyük ihtimalle beni izliyor. Konuşmuştuk çünkü. Ona da selam olsun buradan. İnanılmaz güzeldi. Yani Hani gerçekten hani ben babama onu yollarken yayınlanacağını bilmiyordum. Hani bazen hani bir şey söylüyorum çıktığında bakıyorum yayınlanmıyor. Dedim bunda niye yayınlanmıyor yani o kadar kötü bir şey söylememişim yani yayınlanabilir. Mesela bunu yayınlandığını bilmiyordum. Yani babama da soracağım hani sen ne yaptın sakinleştin mi sana o konuşma yaptıktan sonra diye merak ettim şimdi. Ama yani çok güzel bir sezondu. Yani izledikçe yani şey diyordum ben yani bir daha gelmeyeceğim diyordum ama şimdi izliyorsun. Bitti yarışma bir yarışma motive insan. oluyorsun. Doğru. Yani şimdi demek istemiyorum ama jübilemi yaptım ya. Yani güzel Sen yani yine ya. demedi. Demedi ama işte <laughs> yine de o kadar. Tabii. Jübilemi bu sezonluk yaptım bence. Mükemmel yaptın herhalde. Jübilemi sezonluk diye <laughs> yani yaptım. Ben diyeyim. sezonluk olarak düşünüyorum seni. Bakalım yani zor. <laughs>